Evet, merhaba. Lala Bey Paylaşım TEPAM'ın Ankara Ticaret Odası ve Genç Girişimciler Kuru ile birlikte başlattığı sertifika programı törenindeyiz. Şimdi yanımızda sevgili hocamız bulunuyor. Kendisiyle söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz kısaca? İsmim Asun Özcezar. İşletme bölümünde öğretim üyesiyim. Evet hocam, bu sertifika girişimcilik sertifika programı dahilinde bizler de buradayız, sizlerin arasındayız. Programdan biraz bahsedebilir miyiz? Programımız genel olarak girişimcilere kuracakları işte yardımcı olmak üzere bir takım bilgileri üniversitemiz tarafından, öğretim üyelerimiz tarafından paylaşmak. Yani bizim yaptığımız kısmı bu. İşte paylaştığımız konular pazarlama, üretim, hukuk, proje yönetimi gibi konularda katılımcılara bilgi vermek ve onların daha sonraki hayatlarında bunlardan faydalanmasını sağlamaya çalışmak. Peki hocam, siz girişimciliği nasıl tarif ediyorsunuz? Girişimcilik, bugün konuşulanlardan da biraz şey yaparsak, gerçekten yani iyi bir fikrinizin olması ve bu fikri devam ettirecek kadar cesaretinizin ve risk alma yeteneğinizin olması gerekiyor. Ama bunun dışında tabii ki çok iyi planlama diyebilirim. Çünkü sadece iyi bir fikir ve bunu takip edecek kadar cesaretin ötesinde bilgi birikiminizle bunu devam ettirebilecek kadar iyi olmalı. Ben kısaca hem iyi fikir, hem cesaret, hem de risk almanın ötesinde iyi planlama gerektirdiğini söyleyebilirim geçimcilik için. Evet, bu programların devamı olacak mı? Bu birincisiydi zaten. Bundan sonra da başarılı olduğu düşünüyor. Zannediyorum ki devam edecektir. Evet, katılmak isteyenlere önerilerinizi alabilir miyiz? Girişimci adaylarına. Katılmak isteyenlere önerilerimiz, iyi fikirler geliştirmek için tabii ki dünyayı iyi takip etmeleri. Çok hızlı gelişen bir dünyadayız, değişen bir dünyadayız. Ne kadar iyi süzülürlerse etraflarına, çevreyi, çok daha iyi fikirlere sahip olacaklardır. Çünkü yani gerçekten çok çok iyi fikir var ama onlardan hangileri ticari başarı getirebilecek, bunu anlayabilecek kadar iyi takip ediyor olmaları gerekir piyasayı. Evet hocam, çok teşekkürler. Peki, rica ederim. Sağ olun. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Can Boyacı. TOBET Hukuk Fakültesi'nde medya hukuk kürsüsünde araştırma görevlisiyim. Bu proje kapsamındaki hukuk modülüne dersleri devam ediyorum. Evet, proje kapsamında siz girişimciliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Girişimcilik, insanların kafasındaki fikirleri uygulamaya geçirebilmesi, evet, ve bunun için de peşinden koşması olarak değerlendiriyorum. Evet, katılımcıları nasıl buldunuz? Katılımcılar, İyi fikirler var mı? Evet, ilk derste özellikle herkesin fikirlerini dinleme fırsatı buldu. Gerçekten daha önce hiç aklıma gelmeyecek projeleri var katılımcıların. Bu çok güzel bir şey. Diğer taraftan da herkes ilgili. Yapmak istediği iş için sürekli olarak bilgiye aç durumdalar. Evet. Yeni şeyler öğrenmek istiyorlar. Çok heyecanlı gördüm. Yani hayata geçirilebilir projeler var ellerinde. Hatta hemen hepsi öyle. Hepsi öyle. Ve çok güzel fikirler gerçekten. Evet, siz de bu konuda destek verdiniz kendi alanınızla ilgili. Evet, hukuk alanında dikkat etmeleri gereken konularda onları biraz uyardık. Birazcık da hukuki bilgiler verdik. Bu şekilde oldu. Evet, bundan sonra girişimci adaylarına neler önerebilirsiniz? Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Her şeyden önce cesur olmalarını öneriyoruz. Sektöre girdikleri zaman hiçbir şeyden korkmasınlar ve aynı zamanda daha önceki girişimciler gibi değil de yeni girişimciler olarak biraz daha aydın olsunlar, yenilikleri takip etsinler, bilgiye aç olsunlar. Sanırım onların daha başarılı olmaları için bu iyi olacak. Evet, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, yanımızda sizi tanıyabilir miyiz? Nazan Hanım. Şimdi girişimcilik sertifikasını aldınız. Bundan sonra neler yapmayı amaçlıyorsunuz? Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir iş fikrimiz vardı. Uzun zamandır da altyapısını hazırlıyorduk ama yani önemli olan sağlam adımlarla atmaktı. Bu yüzden de bilen kişilerden bir şeyler öğrenmek istedik. Evet. Riske çok fazla girmeden yapmak istedik. O amaçla da pek çok araştırma yapmıştık. KOSGİB'in bu kurslarını daha önce duymuştum. Ama hani ATO'nun ve TOBU'nun da ve TEPAV'ın da katkılarıyla böyle bir organizasyon biraz daha diğer girişimci kurslarından farklı ve benim açımdan da avantajlıydı. O yüzden ben her şeyi sömürmek istedim, evet, açıkçası her bilgiyi. Çok güzel kazanımlarımız oldu. Çok güzel bilgilerinden ve tecrübelerinden faydalandık. O anlamda yani hem kendimi mutlu hissediyorum hem de oldukça bilgili, yani bilgimin artmış olduğunu hissediyorum. Evet Nazan Hanım, bunun sonrasında ATO'nun koçluk, KOSGEB'in de desteklerinden faydalanabiliyor musunuz?
Evet, paylaşabiliriz. O şekilde devam edeceksiniz. Belirli kafanızda belirli bir iş projesi var mı? Tabii, yani yaklaşık 1,5 yıldır altyapısını hazırlamış olduğumuz bir proje vardı. Evet. Bir ARGE projesi vardı. O devam edecek ama buraya katılmamızın şöyle avantajları oldu. Farklı iş fikirleri de geliştirdik. Yani sadece tek bir fikir değil. Yani hangi soruna nasıl cevap verebiliriz de bakış açımız değişti. Dolayısıyla hem kendi yapacağımız iş, şimdi bunun haricinde ekstradan yeni fikirlerimiz var. Onlar devam edecek inşallah. Evet. Peki, başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, merhaba. Siz tanıyabilir miyiz? Adım Candan Anıl Arabacı. Makine mühendisiyim ama çevre danışmanlığı konusunda danışmanlık hizmetlerinin tam anlamıyla verildiği bir danışmanlık şirketi kurma planım vardı. TEPAV'ın bu eğitimini duyunca COSGAP'in hazırladığı farklı eğitimler var bu girişimcilik desteğiyle ilgili. Ama TEPAV'ın eğitimi daha bir kapsamlı. Sadece temel eğitim değil, teknik eğitimde pazarlama, hukuk, birçok alanda eğitimler de var. Bunu da iş hayatına atılmadan önce bana katkısının büyük olacağını düşündüğüm için bu eğitime başvurdum ve katılımcılar arasından seçilip... Evet, böyle bir şey gerekiyor zannediyorum değil mi? Programın böyle bir ayrıcalığı da var. Evet, seçilmek gerekiyor. Seçilmek gerekiyor. Başvuranlar arasında seçilip iş planınızın bir taslağını sunuyorsunuz. Yani iş planı demeyin, iş fikrimizin taslağını sunuyorsunuz. Ona göre değerlendirmeye alınıyor. Peki... Bu program nasıl gelişti? Yani sizin için çok şey kazandırdı mı size? O şekilde sorabiliriz. Evet, gerçekten çok şey kazandırdı. Bir temel eğitim kısmı vardı, bir teknik eğitim kısmı vardı. Temel eğitim kısmında daha çok COSGAP'e hibe desteği için başvuru esnasındaki iş planı hazırlama kısımları vardı. Onun yanı sıra teknik eğitim kısmında da hukuk demiştim, muhasebe. Evet. Yani bir girişimcinin iş hayatına atılmadan önce bilmesi gereken konularda eğitimler aldık ve çok değerli hocalardan aldık. Bunun yanı sıra seminerler ve çalıştayların da büyük katkısı oldu. Alanında uzman kişilerin, sektörde öncü kişilerin tavsiyelerini aldık. Bunun da katkısının büyük olacağını düşünüyorum. En azından donanımlı bir şekilde iş hayatına atılmamızı sağlayacak. Evet, bundan sonra da atılacaksınız zannediyorum. Tabii, değil mi? Planlarınız var. Evet, var. O şekilde atılacaksınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Cenk Arda Aykulteli. Evet, bu programdan bahsedelim. Sertifika aldınız. Doğru. Evet, girişimcilik adına programda neler öğrendiniz? Bunlardan bahsedelim biraz. Girişimcilik adına birçok konu üzerine zaten bilgi aldık. Evet. Ders aldık. Proje yönetiminden, finansa, hukuktan, muhasebeye kadar. Ama tabii bu benim iş fikrimi gerçekleştirmek için büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Neden derseniz ben yaklaşık 7 senelik bir çalışmam var. Bunu gerçek hayatta uygulamaya yönelik çalışmalar yapıyorum. Benim bu konuda en çok destek almam gereken şey de bunu fikirden aktif hale çevirmek. Evet. Tabii bu programla benim bunu sağlamamda bana büyük fayda sağladı. Şu anda işte sertifikamızı aldık. İnşallah şirketimizi kurup iş hayatına atılacağız. Peki bundan sonra bu sertifikayı almak isteyenlere, girişimci adaylarına neler önerirsiniz? İlk önce şunu tavsiye ediyorum kendilerine. Yapacakları çalışmayı iyi belirlemeye gerekiyor. Zaman zaman normal iş hayatıyla beraber veya sosyal hayatla beraber böyle bir program zorlasa da kendilerini birazcık özveride bulunmaları gerekiyor. Çünkü bu programlar ciddi çok değerli programlar ve katılım sağlanması gereken programlar. Kendilerini bu konuda hazırlamaları gerekiyor. Eğer hazırlarlarsa iyi bir iş fikrini çok güzel bir proje haline getirip uygulayabilirler. Onun için söyleyecek bir şey yok. Evet, çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun.